Kolaçan'a hoş geldiniz sevgili izleyenler. Proje videosuna başlıyoruz. Biliyorsunuz yeber aldık, parçaları değiştireceğiz. Instagram'dan izleyenler biliyorlar. Video serisine başlıyoruz. Motosikletimizin gördüğünüz gibi yeberenin grenajları, kafası, arkası, önü, sağa, solu her şeyini yenileyeceğiz, değiştireceğiz. Bunlar size seri şekilde anlatacağız. Bafar Usta ile beraber tekrar videomuza hoş geldiniz. Motorumuzu alalım ve başlayalım. Hadi. Başlıyoruz. İlk olarak granajlar sökeceğiz. Değil mi usta? Ne yapacağız şimdi ilk olarak? Bir özet geç hemen. Her şeyi değiştireceğiz. Baştan bir yere yapalım hadi. Jantından lastiğine kadar sana sürprizim de var ya. Sökmüşlerim bakalım. Sürprizlerden pek hoşlanmam ama. Bakalım bir sökmüşlerim. Hemen başlıyoruz sökmeye. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Ben oğlum anahtar. Al. Sana anahtar veririm. Bir yerden soğutursun. Yerlerden anlıyor musun? Her şeyini sökebiliyor. Tamam her şeyin işine karışmamak için. Yürü. Çıraklık yapacağım. Çırak tabanca ya. Ha nerede tabanca? Tabanca deyince ben bu bir şey yok ama bu baya... Şey ver işte. Kemerlerim var ya, aklımdan sildim sıcağı. Sıcağı hissetmiyorum. Zihnimden sildim. Alay. Çok da silememişim biraz. Biraz sıcak. Faktör egzozu. Ne kadar faktör egzozunu beğensem de ustamız Mikanaj önerdi. Eski faktör olmayan eski modellerin egzozundan takacağız buna. Tamamen Mikanaj'dı. Takacağız ama ben hala tereddüdüm var. Nasıl olur, nasıl olmaz. Ben de güzel olur. Sana güveniyorum. Tabii. Siz de Mikanaj'da mı güzel olacak, bu mu güzel olacak? Yorumlarınızda bekliyoruz. Taktıktan sonra yorumlarsınız. Zincire bak, zincire. Zincire bak. Pastan gebermiş ya. Çürümüş. Hiç yağ bulamamışlar herhalde. Zincirlerinize iyi bakın. Gerçi şey ama çok fazla kullanmamış arkadaşlar. Kullandıkları zaman da dağda kullanmışlar. Kar, buz, Düzce'den getirdik. Yani cross gibi girmiş çıkmışlar, pek de yağlamamışlar. Eşeğimler gel. Ben burada neyi yapayım? Bak. Şimdi kontrol etmekte fayda var dediğimiz şeylerden biri bu bak. Görün erimiş. Bu motorun şarj söketi. Akü şarj etmiyor. Ya statordan işte tesisata bağlanan söket erimiş bak. Biraz daha böyle gitseymiş bu söket komple yanarmış, şarjı kesip yolda kalırmışın. Anlaşıldı merkez. Onları da değiştirelim. Her şeyi değiştir. Tamam. Şimdi elimiz değdikçe de söküyoruz. Biliyorum ben temiz alalım. O yüzden her şeyi değiştirelim ya. Şimdi sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Sürprizimiz var dedim ya. He. Şimdi bak burayı yanık, zincir öyle paslanmış. Komple motoru da sökük bence. Motorda bir şey yok ya. Olsun sen pimpiriklisin. Sonradan gelirsin bize. He. Bak. Sonradan bir daha uğraşmayız. Elimiz değmişken ta başından beri ben düşünüyorum. Ya bunu komple motorunu açalım. Tertemiz kendimiz toplayalım. Bildiğimiz motor olsun. Her şeyi kontrol etmişken o da aradan çıksın. Fikir güzel de bu sürpriz olmuyor. Bana fazladan masraf oluyor. Hallederiz. Gideriz yıla çarşısına. Ya çabucak toplayalım diye ben. Gerçekten elin hızlı da. Bugün indirir miyiz motoru? İndiririz. Çok sürmez ya. Çok sürmez. Tamam. Bakalım. Ya şey ama dediğim gibi. Hem de şey olsun. Video için bir içerik olsun. Merak edenler vardır. Komple motor yapmış olalım. Yani gerçi o da doğru. Arkadaşlar dediğim gibi Düzce'nin dağlarında kullanmışlar. Nasıl kullandılar bilmiyorum. Tamam. Yani o sonuçta usta sponsorumuz yani. Zaten kardeş eli almışken. Şimdi söküyüm dedikten sonra yok demem biraz.
Tamam, sökelim onu da. Bir içini açalım o zaman. Açalım bakalım. Herkes hep beraber görelim bakalım ne varmış içinde. Motor indiriyoruz. Hadi bakalım. Çek. Çek. Kokan vereyim onu. Geç karşıma. Peki. Buraya ne takmışlar? Sis var mı takmışlar? Sakal var abi. Sis taktık dedi ya. Yağını boşalt. Bakalım yağ nasıl çıkacak şimdi. Şu yağa bak ya. İyi çalışmış yine. İyi nefes almış. Benim sökelim dediğim kadar varmış. Sökmüşken de bir ay baltasını falan her şeyini değiştiririz ya. Hop, ustalar alsın, ben elimi değmeyeyim. Hop. Ver tepsiyi, var. Buyur abi. Biraz hızlı yapıyorum, sen hemen istiyorsun ya kardeş. Biraz hızlı, seri. Biliyorsun, seri. Güvenli, da. Güvenli ama seri. Motorumuzun son hali. Daha da sökülecek. Daha bunlar da sökülecek, daha jantları falan sökeceğiz, şunları sökeceğiz. Ayak, her yeri. Başka neyi vardı? Sökelim, her yeri sökelim ya. Her yeri sökelim. Şimdi motoru söktük. Birkaç parça ihtiyacımız var benim elimde olmayan. 2-3 parça ihtiyacımız var. Onları alıp gelelim, takalım. Tertemiz, içimize sinsin. Tamam. Güzel bir içim dışında temizlemiş olalım. He. O zaman gidiyoruz. Gidiyoruz. Parçalarımızı almaya İBA'ya geldik. Yeni Ankara Motor'a. Gidelim. Selamünaleyküm. Selam. Kimse yok mu? Buradayım. Oo Mehmet hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ne yapayım? İyiyim valla. Sen nasılsın? İyi. Çekim işler. İyi. Hoş geldiniz. Abi kaç parçaya ihtiyacımız var? Tamam. Biraz çağrı yardımcı olsun. Onları... Yebere parçası değil mi? Yebere he. Tamam. Güzel. Gel. Yukarı mı? He. Yedek parça tamam. Yukarıda. Parça. Selamünaleyküm Çağrı. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Ne yapayım? İyi valla. Hatırlıyorum. Sen ne yapayım? Alışveriş. Mayrus abi yeni faktör almış, bir takım parçam lazımmış, ona bir yardımcı ol. Ne lazım abi? Söylesin. Ben aşağıya bakıyorum, tamam mı? Ustamız, tamam ustamız, yersene yanımıza. Kardeşim ben sana birkaç eksiğimiz var, onların listesini yazayım. Sen de ona göre ver. Ya söyle çıkarsın direkten. Ya yazalım, aldığımızı bilelim en azından. Krangını falan da değiştirelim, yenileyelim istiyoruz. Krang. Yebere mi motor? Faktör. 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 Eksantrik zinciri. Sen egzoz diyordun, egzozu değiştirelim mi? 2006 egzoz mu? Var 2006. Abi. 2006, nikelajlı. Var. O da değiştirelim mi sen? Değiştirelim ya güzel durur. Değişiklik olsun. Baba ayrı dinamik oluyor böyle. Egzoz alalım. Kuyruk kranajı. Düşünüyorum başka. Düşünüyoruz başka. Tahos. Arka. Kaplin lastiği. Sen getir dur. Bir yandan getir şuraya. Biz listeyi dükkanda bıraktık. Yanımıza getirmedik. Başka neyimiz vardı? Buji. Hava filtresi. Rulmanlarını da değiştirelim. 6205. 6202. Bir tane 6205 ver. İki tane de 6202 ver. Onun haricinde başka eksiğimiz yok. Diğerleri sağ olsun. Kalyoncu motordan. Hava filtresi. Hava filtresini de ver Çağrı. Buraya yazdım bak ben hava filtresini. Başka da şöyle aklımıza gelip şöyle bir dolaşalım. Hem aklımıza gelirse bir şeyler alırız. Böyle. Motor yeber olunca her istediğini alabiliyorum. Neyse. Kardeş şu mavisi var mı şunlar? Park lambası. Mavi istiyorsan mavi aşağıda var ya aşağıdan veririm ben sana. Ya sarı güzel olmuyor. Farı mı değiştirsin? Farı mı? Ampul. Beyaz var mı güzelinden? Var. Şu amasörlere bir bak ya. Şunlardan takayım mı lan? Eleme göz nuru. Bunlar süs mü şey mi lan? Basılıyor mu? Havalı amasör. Yani bazıları süs ya bunlar hava kankası basıyor. Kankası hava basabiliyor. Basabiliyorum. Gazlı amasör. Angel. Bunlar da Angel. Motoru bir tamamla yapalım, bitirelim, çıkaralım, tertemiz. Aksesuar yapacağız. Aksesuar kısmına daha sonra gireceğiz. Tamam, bunları aldım. Bir poşet ücretli mi? Değil. Tamam, onları bir doldur da gidelim. Hadi gidelim o zaman. Hala gözüm...
Etrafta acaba ne? Acaba ne olabilir? Konuşuyorum ama bir yandan da böyle ne alabilirim acaba diye. Yağ soğutucu. Evet. Evet. Size bir şey lazım mı? Oğlum camı falan var ya. Lazımsa hemen verelim. Yeni Ankara motor. Bir tane de alarm takalım bir ara. İşi bitirdikten sonra. Tamam mı? Kolaçak beyefendi çay içerisinde değil mi? Çay ısmarlayalım size. İçerim. Çay. Çay. Çaya karşı bir şey var. Bak şimdi. Bir, hangi dükkan olursa olsun. Hangi dükkan olursa olsun. Bir dükkana girdin tamam mı? Bir kere çay ikramı olacak abi. Evet. İçeyim ya da içmeyeyim. Çay ikram etmeyen dükkandan hemen geri çıkar. Bir selam alacak, iki çay ikram edecek. Çay verecek. Çay var çay. Çay var çay. Şeker al şeker. Ziyan olmasın. Ya bu şekerle ilgili çok şey var. Kursun benim kuzey çayım. Sonra şey oluyor. Şeker atmayanlar bir tuhaf hissediliyor toplumda. Bak burada poşet de ücretsiz. He ücretsiz, para almayacağız. Abi teşekkür ederim. Kardeşim görüşürüz, işin gücünü rast ediyoruz. Uğrarım yine. Çayımı tam bitiremedim. Yarım kaldı ama bir dahaki sefere. İşimiz var. Onu bir dahaki sefere. Tamam. Edelim, tamam mı? Evet. Parçaları aldık. Yeni Ankara Motor'a teşekkür ediyoruz. Ayhan Bey, Çağrı Bey. Sağ olsunlar. Hadi gidelim. Evet. Parçalarımızı aldık geldik. İhtiyacımız olanları İVA'dan, Yeni Ankara Motor'dan. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Ayhan Bey'e selamlarımızı gönderiyoruz. Afan Usta. Ayhan Bey bir şey söylüyor musun? Çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi bizi kırmadı. Her istediğimizi fazlasıyla verdi. Sağ olsun. Şimdi parçaları getirdik. Temizliğe geçtik. Bunu temizleyeceğiz. Bütün parçaları tek tek temizledikten sonra ustamız toplayacak. Sonra şaseyi temizliyoruz. Biraz boyayacağımız yerler var. Boyayacağız. Jantları boyayacağız. En ince detayına kadar yıkayacağız bunu. Tertemiz yapacağız. Ondan sonra motorumuzu bindireceğiz. Yavaş yavaş kranajları takmaya başlayacağız. Yani diye. Şuna bak, şuna bak. Tertemiz. Bilyaları falan değiştireceğiz. Tamam, bilyalar, bilyalar. Şimdi şöyle oldu. Her ihtimale karşı açalım dedi usta. Bir iki parçadan emin olamadı. Değiştirelim daha iyi olur dedi. Sonra dedik ki bir iki parça olmaz. İleride bize sorun çıkarma ihtimali olan ne varsa biliyorsunuz. Yebere'de daha önce Yebere indirdik. Hatta burada çektik. Gaffar Usta indirdi. Daha önceki videolarımda da Yebere ile alakalı ben zaten söylemiştim. Kronik arızaları. İleride çıkabilecek arızaları göz önünde bulundurup hazır sponsoru da yakalamışken her şeyi değiştirdim. Hazır sponsorlarımız da yakalamışken sağ olsun burada Gaffar Usta, işçilik sponsorumuz, Yeni Ankara ve kalyoncumotor.com sağ olsunlar, parçalarımızı da onlar tedarik ettiler bu arada. Hani Instagram'dan falan bazen şey yaptılar, hikaye attıktan sonra arkadaşlar şey demiş, abi her şeyi değiştirmişsin daha o kadar parayı verip yenisini alsaydın falan demişler ama bu parçaları sponsorlarımız tedarik ediyor. Bunu söyleyeyim. Yani bunları ben cepten almaya kalsam tabii bir sürü para hepsine yetmez yani. Hepsine para mı yetmez zaten. Böyle bir proje yaptık. Motoru bitirdikten sonra bu arada tamamen her şeyini yaptıktan sonra da böyle kalmayacak. Daha farklı şeyler yapacağız. Sürpriz. Onları söylemeyelim. MT de yapamıyorum değil mi? Onda böyle şeyler yapmaya kalsan çok para tutuyor. Ya çok paradan değil de MT zaten tertemiz. Yeni motor. Yeni motor. Çok da fazla abartı modifiyeyi sevmem biliyorsunuz. Alışmışsın bence. Yebere olmayınca böyle uğraşacaksın. Sana uğraşacak bir şey lazım. Yani bir de o var tabii. Biraz da uğraşmak. Bu benzinin kokusunu falan duyacağım. Evet. Temizliğe devam. Parçalarımızı temizledik. Ustamız yavaş yavaş toplamaya başladı. Bilyelerimizi taktık. Şöyle göstereyim. Bilyeleri taktık. Mis gibi. Şöyle. Kranını değiştirdik bu arada. Kranı da değiştirdik. Sana öğreteyim dedi de hani nasıl toplanıldığını böyle sindire sindire vakit de bul öğreteyim dedi. Anlayacağım. Öyle geliyor. Yeni tamirci geliyor. Evet. Ben de dedim. Herkes kendi işini yapsın. Yarın ya. Çıkarsam piyasaya sorarım. Yok. Herkes kendi işini yapacak. Usta, ustalarını yapacak.
Sürücü sürücülüğünü yapacak. Devam ediyoruz toplamaya. Bunları ayrıntılı bir şekilde tek tek size göstermiyorum. 1,5-2 saat size böyle uzun uzun izletmemek adına özet özet geçiyoruz. Topladıktan sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi biraz önce dedim, bir açık püf noktasını öğrettim. Balansörü takmayı gösterdim Mehmet'e bir kere. Bakalım kendi takabilecek mi? Şimdi bilmeyenler için benim gibi özellikle ondan da bahsedeyim. Şu balansörmüş. Tamam mı? Şu da krank. Tamam mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum teknik aksamı. Ustanın bana anlattığı kadarını söylüyorum. Bunun tam karşılığına gelmesi gereken bir şey varmış böyle. Tam yeri varmış. Bu şekilde yapmanız gerek dedi. Gösterdi. Ama nasıl takıldığını göstermedi size. Taktıktan sonra gösterdi. Arkadaş deneye deneye dur. Şimdi önce şunu bir oturtursak. Tamam mı? Oldu mu? Bakalım. Nerede lan nokta? Oo sen olursun tamam. Değil mi? İşi çözdün ustasın. Yarın dükkan aç. Takımlar falan ayarlayalım. Takmak zor mu? Yani böyle. Yok çok zor değil ya. Burada bir sentezi var onun. Şu iki nokta görünüyor mu oradan? Görünüyor. Şu iki nokta birbirine denk gelmesi gerekiyormuş. Bunu şöyle takarsak. Mesela. Şöyle taktık diyelim. Takanı gördüm. Takıldığı zaman ne oluyor? Vibrasyon yapıyor. Balans, yani balansı keseceği yere daha keskin, daha titreşim çok, yapıyor. Daha yani. Çok balans yapıyor. Titreşim yani. Yapıyor. Anladım. O zaman bunlar önemli şeyler, detaylar. Tabii bunu bizim bilmemize gerek yok bunu. Ya zor bir şey değilmiş ki abi. Devam ediyoruz.